geçen gün Pürümür'de, daha önce her yerde aslında Kürdistan bütünü olarak geçmişten beri gelen bu zihniyetin yansıması olan dağa, dağlara, taşlara, her yere, kentin girişlerine, görünen yerlere ne mutlu Türk'üm. Daha bunun ötesi ırkçı, tekçi, inkarcı söylemler yazılmıştı. Yani bu aslında sadece bir yere bir yazı değildi. Bu zihniyet, bu sistemin 100 yıldır Kürdistan'a, halklara, bu coğrafyaya bakışının yansımasıydı, yazılmaydı. Kısa bir süre önce dikkat edin, o tekçi, ırkçı sadece yazıda değil, nerede kendini göstermeye başladı? Kürt nerede varsa, yani güneyin işgalidir, Rojava'ya yönelik yaklaşımlardır, Kürt'ün nerede kazanımı varsa, yani dedi ki bütün temel politikası Kürt düşmanlığı üzerine, yani dışa karşı işgalci savaş, içeride ise milliyetçi reddeden bastıran yönelik bu böyle. Yani yeni bir politika süreç devreye sokulmak isteniyor. Yani en üst boyutta da cenazelerin, mezarların talan edilmesi, cenazelerin PTT yoluyla yollanması. Bunlar hepsi birinin takibidir. Bunda kopuk şeyler değil. En üst boyutta da artık dağda bunu görünür hale getirmedir. Ve bunu propagandasını yapmadır. Şimdi bunu yerel ayağı da aynı şekilde hazırlığını yapıyor. Şimdi bu bir şeyin hazırlığıdır. Yani valinin Pürümür'de bunu yazması, bunu propaganda haline getirmesi kaygı vericidir bu. Bu ciddi bir mesajdır, kaygı vericidir. Yani 90'ları yeniden yaşatacağız. Bir ara dedi ya, beyaz toroslar yeniden görünebilir. İşte bu da 90'ların bu yazının yenilenmesi, görünür hale gelmesi, bunun propagandasının yapılması öyle kendisinde silinmiş bir yazı, yazılmış bir şey değildir. Tam tersine bir sürecin başlatılmasının propagandasıdır. Ön hazır, bu kaygı vericidir. Bundan dolayı mesela dersinde valinin yine aynı şekilde bütün uygulamaları dikkat edilirse Süleyman Soylu'yla eş güdümlüdür. Uslubu, dili, yaklaşımı sanki bir talimat üzerinde, yani Süleyman Soylu'nun bir söylemi peşinin aynı şekilde buraya yansıyor. Yani hem söylemine, hem pratiğine, hem de uygulamasına yansıyor. Bu demek ki artık sadece bir devletin valisi, devlet bir iktidarın kararnamesiyle atanmış bir durum değildir. Bir dönem mesela kararnamesi çıktı ama MHP'nin mesela çok açık sahiplenmesi vardı. Tek kadromuzdur, biz yedirmeyiz diye bir açıklaması vardı. Yani buranın valisi için bir açıklaması vardı, yani bu kadar asil. Artık açığa çıkmıştı ve en son olarak da Süleyman Soylu'nun istifası üzerine ve ona bağlı bütün yerel mülki amirlerinin açığa çıktığı da söyleniyor. Listesi de dolaştı bunların. Kimler direkt ona bağlıdır, kendi kontenjanıdır ve bu konuda son bu yazının burada yazılması, yine söylüyorum, geçmişteki ağır Çinliler hep denirdi ya, güreş şeysi zaten onun kontenjanı olması, yani burada mülki amirinin kontenjanı olması onun için kaygı vericidir. Yani sadece bir yazı olarak görmüyoruz. Onun için bunun teşhiri, bunun deşifrasyonu, buna karşı tepkinin tüm sivil toplum örgütleri tarafından, demokrasi güçleri tarafından bunu bir yazı olarak görülmemelidir. Bu tümüyle deşifre edilmelidir. Bu 90'lardaki pratiğin yeniden onun kendi kontenjanı olan, kendi yetiştirmesi olan bir kişinin bu kentte mülkü amir bütün gücü, yetkiyi elinde bulundurması ciddi bir tehlikedir.